Merhaba arkadaşlar, ben Umut Öncül, fizik öğretmeni. Optik 28 mercekler 6 testiyle birlikteyiz. Şimdi asal eksenleri çakışık tümsek ayna ve yakınsak mercekten oluşan şekildeki sisteme gönderilen ışını kırılma ve yansımalar sonrasında kendi üzerinden geri dönmektedir. Peki, bu nasıl olacak? Bak şimdi, yansımadan sonra kendi üzerinden geri döneceksen tümsek aynanın, tabii ki de şurada ayrıca gösterelim onu, merkezi arka tarafta, merkezi hedefleyerek şunu da sırtını şöyle bir evet ayna haline getirelim. Merkezi hedeflersen 90 derece yaparsın ve aynen geri dönersin. Onu da tabii ki de merkezi arka tarafta. Şurası merkez. Kimin? Merkez ayna. A harfi o anlamda. Şimdi burayı hedefleyerek geldin. O zaman şöyle yapacağız. Şimdi buraya doğru geleceksin. Zaten sen 2F'den geliyorsun şöyle. Burası da 2F olursa evet, ondan sonra tabii ki de 90 derece yaparsan sen de buraya aynen geri dönersin. Şimdi diyor ki F2 kaç F'dir? Şu aralık F arkadaşlar. Noktalar eşit aralıklı. Evet, her zaman böyle yani. Noktalar eşit aralıklı. Bunu dert etmeyin, tamam mı? Şimdi buraya o zaman F kalıyor. Dikkat et şimdi. F dediğimiz mesafe merkez mesafesi. Yani 2 tane F2 senin F dediğin mesafe. O zaman F2 eşittir F bölü 2 olur. Yani merkez mesafesine F kadar kaldı. Bunun tam ortasında da aynanın odağı olacak. Odak uzaklığını soruyorlar. F2 diye o zaman F bölü 2 oluyor. Evet. Devam edelim. Şöyle bir şey yaptım. Şimdi bakalım, merkezleri çakışık çukur ayna ve ıraksak mercekten oluşan sisteme X cismi yerleştiriliyor. Noktalar arası eşit ve F bölü 2 kadar olduğuna göre yani elde edilen son görüntü. Biz artık bunu öğrendik. Buradan çalışmayacağız. Şuradan çalışıyoruz. Bir tanesini gönderdik. Geri geldi. Şimdi şöyle bir şey yaptık. Bu bir. Tamam. Sonra uzantısı bunun nereden geliyordu? F bölü 2'den olacak şekilde geliyordu. Şurası eşit ya, F bölü 2 oldu bak burası. Burası da tabii ki de ne olacak? Böyle aynaya geldi diye düşünüyoruz. Şurası dikkat edelim şimdi. F kadar. Burası da F kadar. 2F oldu. Bunun odak uzaklığı da 2F'ymiş. Kaçırmayalım. 2F olarak geldiyse asal eksene paralel gelecektir. Odaktan geliyor çünkü. Şuradan 2F uzaklıktan. Onun odağı 2F'ymiş. Odaktan geliyor, paralel gitti. Tekrar merceğe geldi. Burada merceği uzatıyorum. Asal eksene paralel gelen uzantısı odaktan geçer. Yani 2 birim F dediğimiz şey. Çünkü her bölme F bölü 2 idi. Buradan olay yerini terk ediyor bakın arkadaşlar. Şu uzantı burası olacak şekilde. 2 birim F çünkü, ona lütfen dikkat. Evet, burada odak uzaklıklarına bakmak lazım. Ben çoğu zaman atlıyorum, merkezi F alıyorum. Sıkıntı oluyor. Şimdi noktalar eşit aralıklı. Yazmış mıyım? Bak böyle noktalar var. Asal eksenleri çakışık, ıraksak, önce kuran oluşan şekilde. Evet tamam. Aynen öyle. Noktalar eşit aralıklı arkadaşlar. Şöyle yapalım. Burası DD diyelim. Zaten F1 kadarmış. Şimdi bakın, burada böyle geliyor. Tamam. Burada tam ortadan bölecek. Yani şurasını, yani ne diyeyim, tam ortadan ikiye böldün ya. Burası tabii ki de F1 bölü 2 oluyor. Yani burası da D bölü 2 oluyor. Tam ortadan ikiye bölmüş olduk. Evet, buraya yazacağım ben. Utandım ya. Yani gerçekten kaç tanesinde. Tamam, yani dediğim gibi noktalar eşit aralıklı olmasa yapamayız ama noktalar eşit aralıklıdır. Biraz ceza olsun yani, bu aralıklıdır. Tamam. Şimdi buradan geldi. Şimdi buradan geliyor ya. Şöyle şuraya doğru kendim çizdim. Şuraya bir nokta koymuştum düzgün çizeyim diye. Neden oraya nokta koydum? Neden öyle dikkat ettim çizim güzel olsun diye? Bir bakıyorum burası F1 ya. O zaman burası da F1 değil mi? Sonuçta noktalar eşit aralık. En son çıkarken bak, uzantısı odaktan geçecek şekilde olmuş bu olay. Demek ki asal eksene paralel gelmişsin sen. Bak, asal eksene paralel gelirsen uzantısı odaktan geçecek şekilde gidersin. O zaman güzel oldu. Şöyle oldu. Buradan gelen de asal eksene paralel oluyorsa, o zaman şu mesafe, yani D dediğimiz F1 D, ama buranın D olduğunu unutmayalım. Şuradan geliyor ya bak, şu nokta 2 numaranın odağı olmuş oluyor. Burası F2 olmuş oluyor. Çünkü odaktan gelen paralel gider. E o da ne oldu? F1 dediğimiz şey zaten D kadar. F2 dediğimiz şey de D var. Yarım da var. 3D bölü 2 kadar şöyle bir şey oldu. Şimdi bunları taraf tarafa oranladığın zaman bu takla atar. 2 bölü 3 gelir yani. Net bir şekilde. Devam edeyim bakayım. Başka neler yapmışım. Evet. Bir tane daha. Evet. Noktada iyi yazmışım. F. Son görüntüsünün boyu H. İkinci merceğe olan uzaklığı D'dir. Bu sefer boyunu falan sormuşum. Tutamamışım kendimi herhalde. Şimdi bir bakalım.
Şuradan bak dediğim gibi tepeden ben ilk önce bir yerini söyleyeceğim şimdi. Şöyle yapalım. Bunlar yok ama bak boyla moyla ilgili bu kadar sormak yok. Onu söyleyelim. Tam buradan geçti gitti. Bir tane de buradan gönderiyorum gitti. Şimdi olay burada çıktı tamam mı? 2F'den 2F'ye olduğu için bak şöyle düşünün. Şimdi biz ne dedik? Mesela eskiden ince kenarlı mercek 1,5F'deki arkadaş 3F'de görüntü verir. Boyu H ise 2 kat oldu ya 2H olur gibi. Ya da tam tersi. Şimdi sen 2F'den 2F'ye gönderiyorsun ya H ise H oluyor yani oran aynı olduğu için. Şimdi boyu H oldu. İkinci merceğe olan uzaklığı D oldu. Tamam belli zaten mesafe. Cisim iki nolu merceğin odak noktasına konulursa buraya getirirsek ne olur diye bakıyor bu sefer. Şimdi baktığında odak uzaklıkları da aynı tamam mı? Şöyle bir tanesi zaten buradan gidiyor. Bir tanesini de böyle gönderdik. Paralel gitti. Ondan sonra da buradan odaktan geçti. Şimdi bakarsanız bu sefer artık ikinci merceğe olan uzaklığına D demiştik ya D arttı. Eskiden 2F uzaklıktaydı merceğe. Şimdi daha uzağa gitti. Merceğe olan uzaklığına bakıyoruz çünkü. D arttı. H'ye bakalım şimdi. Burada mesela biraz önce 2F'den 2F'ye demiştik. Boylar aynı demiştik. Burada mesela benim boyum H. Buradan sonsuza taşıdın. Sonsuzdan da tekrar odağa getirdin. Odak uzaklıkları aynı olan iki mercekten bahsediyoruz. Boy yine aynı kalacaktır. Hiçbir sıkıntı yok. Odak uzaklıkları eşit olduğu için benzerlikten de zaten bak şurada oluşan şey. Yani şöyle düşündüğün zaman şu boyutla şu boyut aynı olacağı için buradaki görüntü de aynı olur. Ama bu çok önemli değil. Bak tekrar söylüyorum. Hani nasıl yapıldığını göstermek için yaptım. Yani bunu tabii ki de böyle kareli marali çizebilirsin yani inanmıyorsan. Bunda herhangi bir değişiklik olmaz diyoruz. Evet. Devam ediyorum. Aslında yapmamam lazımdı da bir tane tutamamışım kendimi. Işın çizmek önemli. Artık ÖSYM ışın yapıyor. Yani yaptığı zaman ya da işte sözel şeyler soruyor. Yazı yazıyor sayfa sayfa yani görüyorsunuz. Asal eksenleri çakışık mercekler ve düzlem aynadan oluşan sisteme gönderilen I ışını sistemi nasıl terk eder? Odak uzaklığı 2F'ymiş. Dikkat edin. Buradan tabii ki de şöyle bir şey olacak. Şu durumda. Hoppa. Tamam. Bir dakika ya. Böyle ama bu yanlış mı? Evet. Yanlış olmuş. Bu şimdi burada neden yanlış olmuş biliyor musunuz? Buradan böyle geçti ya. Bunun arka tarafında hiçbir işe yaramaz bu. Şöyle bir şey var. Şöyle bir sıkıntı var. Bunları yanlış yazmışım ben. F1 eşittir 2F. Burası da F2 eşittir 3F olacak arkadaşlar. Bu çizgi yanlış. Üzgünüm. Tamam. Şimdi şuraya gönderiyorum. Evet. Yani hemen kendini belli etti bakın. Yani ışın yanlış yere mi gitti? Ben burada nereye çizeceğim? Yani yan tarafta yerim yok zaten yani. Ayrıca oradan 4F'den gelse ne olacak buna? Ne olacak ki yani? Ben bunu hemen buraya tekrardan çizmek zorunda kalacağım gibi geldi bana. 1, 2. Kalın kenarlı mercek. Evet. 1, 2. İnce kenarlı mercek. Şöyle çizdik. Burası da düz aynamız. Gerekirse diye şöyle arkasına da atayım. Şimdi ben 3F'ydi bunun odak uzaklığı. Bunun odak uzaklığı 2F'ydi. Şöyle bir şey yapıyorum. Arkadaşlar şimdi itiraf edeyim mi? Yani bugün diyemeyelim de dün bir yemekten dolayı besin zehirlenmesi oldu. Yani böyle hastanelere falan kadar gittik. Yani çok komik. Ona rağmen herkes yat 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 demesine rağmen. Tabii ben öyle kolay kolay hani başıma Allah'a çok şükür yani duanızla yürüyorum. Hep söylüyorum bunu. Bir şey gelmez. Ama şey oldu böyle. Zehirlendik resmen ya yediğimiz şey. Evde yaptığımız yemekten, peynirden zehirlendik. Düşünebiliyor musunuz? Kokusunu beğenmiyorsanız peynirin yemeyin arkadaşlar. O kadar diyorum size. Ben kıllandım ama peynirden de zehirleneceğim aklıma gelmezdi yani. Neyse işte ondan sonra da tabii mide taş gibi baktık inmiyor. Gittik böyle karnınız sertleşirse böyle normalden hani sürekli karın kasını kasıyormuş gibi olursa yani böyle karın ağrısı falan filan böyle hafif de bulantı kesinlikle hastaneye gidin hiç uğraşmayın. Neyse ya yani ona rağmen çekiyorum yani zaten işte kontrol noktası testleri de aksadı falan. Yani dün bütün gün yataktaydım. Cumartesi akşamı oldu bu olay. Yani daha doğrusu öğlen yemeğinde işte affedersin geç kahvaltı. Ondan sonra peynir meynir ondan sonra pat. Ondan sonra akşama doğru kötüleştik. Bomba oldum sonra. Şimdi tamam. Şimdi buradan 3F'ye geldin. Bu sefer buna bakıyoruz. Odak uzaklığı 2F ya. Şöyle bir şeyimiz vardı bizim bak. Şöyle bir şeyimiz. Şuradan odaktan geldiğinde F bölü 2 oluyordu. Burada zorluk şuydu bak şimdi. Yani F bölü 2'ye tam alışıyorsun. Tam tersine bak şimdi. Şurada bir birim öteye geliyorsun. Buradan geçerken de ne oluyor? İki birim öteye gidiyorsun. Bak burada şu anda o var.
Şu anda sen F bölü 2'ye geliyorsun. O zaman seni buraya yansıtacak bu. Yani tersten bakınca F'den gelen uzantısı F bölü 2 yapmış gibi oluyor. Şunun gibi oluyor. Tersten bakıyoruz. O zaman düz ayna seni aynen bu tarafa atar. Burada da şöyle yaptık. Ondan sonra da buradan geliyorsun ya yine asal ekseni paralel bir şekilde terk edersin. Allah billah başımıza öyle bir şeyler geldi yani. Neyse halledeceğiz o kontrol noktası testlerinde. Tam programın önüne geçmiştim. Onda da zehirlendim yani. Bazı dış mihraklar benim falan diyormuşum. Odak uzaklıkları belirtilen tümsek ayna ve merceklerden oluşan sisteme gönderilen ışının izlediği yol şekildeki gibidir. Buna göre F1, F2, F3'ü karşılaştırınız dendi. Böyle asal eksene paralel gelen uzantısı odaktan geçer. Bak iki bölme var. Noktalar eşit aralıklı bu arada. Bakın noktalar eşit aralıklı görüyorsunuz yani. Şöyle yapayım ben yani istiyorsanız yine de görmek istiyorum diyorsanız yazayım. Asal eksene paralel gelen odağa gitti. 2 bölme kim bu? Burası. 2D. Şimdi buna geldiğimizde yine aynı şey bakın. Buraya D'ye gelmeye kalktı. Kırıldıktan sonra 2D'ye gitmeye çalıştı. Sürekli aynı şey geliyor. Kalın kenarlı mercek de zaten sana çok özel olaraktan başka bir şey soramazlar. Şimdi burası F ise burası F bölü 2 oluyor. Bak burası X. Bölüyorum 2'ye yani. O zaman sen şimdi F bölü 2'ye geldin mi kırıldıktan sonra F'ye gidersin. O zaman burası senin F kadar yerin oluyor. Yani şu F kadar uzaklık oluyor. O zaman bunun da ne oldu? 2D oluverdi bile. Şimdi buraya geldikten sonra aynen geri dönüyorsa ne olacak? Burada 90 derece yapıyor olman lazım senin. O zaman burası aynanın merkezi oluyor. M1, D mesafesi. O zaman F1 dediğimiz uzaklık da D bölü 2 olmuş oluyor. Bu da D bölü 2 diye yazılabilir. Kayıtlara geçebilir. Karşılaştırınız. O zaman tamam 2 eşittir 3 oldu, büyüktür F1 oldu. Hatta değerleri de 2D, 2D ve tabii ki de D bölü 2. Evet, böyle bir şey yazabiliriz. Devam ediyorum. Tamam. Şekildeki yakınsak merceğin önüne kırmızı ışık yayan bir X cismi konulduğunda mercekten uzaklığı bilmem ne. Şimdi sen bak şöyle bir şey asal eksene paralel gönderdiğin ışık. Odaktan geçtikten sonra nereden? Şuradan geçmek zorunda. Böyle bir şey var. Bir de işte buradan mesela asal eksene paralel geldiğini düşünürsek. Bak şöyle yapayım ya da optik merkezden çizeyim. Şöyle oluyor. Şimdi kırmızı ışıkta olay bu olmuş oluyor. Şimdi bakın burası asal eksene paralel gelen. Yani tabii ki de odaktan geçer ya. F kırmızı olmuş oluyor. Kırmızı ışığın odak noktası olmuş oluyor. Bu ışını değiştirmeyeceğim zaten. Bir sıkıntı yok bunda. Şimdi diyor ki X isminin yerine mavi ışık saçan bir şey olursa ne olur? Biliyorsunuz mavi daha çok kırılıyor. Mavi daha çok kırılıyorsa o zaman sen bu aynı kalacak ya böyle bu ışın geldiği zaman bu tarafa doğru olacak. Şöyle gidecek yani. Şu tarafa. Bu ilk durum. Bu son durum. Neden böyle yaptık? Bu tarafa. Bu da işte F mavi olduğu için şöyle bir şey yaptık. Nerede kesiştiler bak bu sefer iki ışın? Burada kesişti. Şuna denk gelmesi tamamen tesadüf şuraya. Şimdi bu da son görüntü yani x 2 üssü diyelim şöyle. Bu olay bak. Şurada bir üçgen var dikkat ederseniz bu tarafa doğru geldi. Oluşan görüntünün d şuraya olan uzaklığı d küçüldü. Evet h'ye bakıyorum h de küçüldü. Yani bu odak uzaklığının değişmesinden dolayı oldu. Çok güzel bir soru bu bakın. Çok basit tek bir tane çizim yapmazsan çıkmıyor asla. Yani net bir şekilde karşında. Asal eksenleri çakışık, merceklerin tümsek aynadan oluşan sisteme yerleştirilen X isminden çıkan ışınlar önce tümsek aynadan bıdı 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 son görüntü nerededir? Boyla ilgili bir şey yok zaten. Ne yapıyoruz? Kuralımız bu. Dipten çalışıyorduk. Bir tanesini gönderdim. Asal eksene paralel yani üzerinden gitti yani paralel derken. Şimdi burada tümsek aynaya geldik. Bu eski bir dost. Şöyle yaptık. Tümsek aynadan yansıyacakmış ya bak F bölü 2, F bölü 2, F kadar. O zaman sen özel ışınla karşı karşıyasın şu anda. Şöyle geldi. Burası eğer F ise bunun uzantısı kesinlikle sonuçta F bölü 2'den gelecek. Şimdi burada F bölü 2'den böyle yaptık. Bak şimdi şöyle geliyor ya. Benim kağıdım bitiyor. Yani buralara bir yere geldiğini düşüneceğim ben onun. Yani merceği nereye kadar uzatayım? Yani geldi. Nereden geliyor ama? Bak şu noktadan geliyor. Onu kaçırmayalım. Tamam mı? Şöyle yaptım ya ben. Bazen çizimde bu olabilir. Benim şu anda kağıdım bitti. Buralara gidemem yani. O zaman şuradan geliyormuş gibi oldu bak. F, 2F, 3F. Bunu tam ortadan böldüğümüz için tabii ki de 3F'den geliyor. O zaman 1,5F'ye gidecek. Bak şöyle oldu. Şuraya gelecek. Burayı ikiye bölecek şekilde geliyor. Şuraya doğru bir niyetlendi. Şöyle geldi.
Burası ne olacak şekilde? 1,5 F olacak şekilde. Bu yine bizimkisi. Bak F bölü 2'ye geldin. F bölü 2'den seni bırakmazlar. Şu tarafa doğru, F'ye doğru en son kestiğin yerde burası olur. Evet. Dinlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Diğer videoda görüşmek üzere diyorum.